Alexander Usta merhabalar, kolay Merhaba. gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de sağ ol, iyi misin? Sağ olasın, Allah razı olsun. Kısmet bugüneymiş, buluştuk. Nasip, işte geldin ama sen beni bulamadın. Canın sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle, vakit ayırdın. Kapını açtın. Şurada bir araç geldi. Buraya nasıl bir işlem yapacaksın Alexander Usta? Valla bunun şanzımanı yapıldı. 2 ile 4 şey pardon 1 ile 3 yoktu. Onlar değişti. Şanzıman selenoid parçaları değişti. Bunlar, nasıl bir parça akbarik? Bu nedir akbarik bu? Bunlar vitesleri atan selenoid parçaları, test satı. Bunu değiştirdin? Evet. Bunlar bu, değişti. Valfler bunlar, evet. Selenoid valfleri. Bu neye yarıyor akbarik bu? Vitesterin rahat geçmesini sağlıyor bunlar. Bu otomatik vites mi? Tabii otomatik. Tam otomatik. Tam otomatik vitesi bu sağlıyor rahat. Evet. O ne kadarlık bir şey ustam şey fiyatı olarak? Biraz yüksek. Ne kadar biraz? Şura bura 25-30 lira civarında. 25-30 bin lira arası. Evet, evet. Malzemesi. Evet aklarım. Malzemesi. Kardeşim kolay gelsin Yekbay. İyi misin? Her şey yolunda mı? Aytaç evet. Gel oğlum. Şuna evet, kontrol Aytaç'la edelim. Aytaç'la baba oğlu iki karede evet çok. Bir kontrol edelim. Bu verici, evet. Yavaş yalnız. Şu an nasıl bir işlem yapıyorsun akbarik? Muayene mi ediyorsun? Evet, ön takımda ses var. Tamam. Yarın aracın kursu var, çalışacak araç. Evet akbarik. Bugün onu, bunları bitirmem lazım. Ki yarın araba işe gitsin. Allah güç kuvvet versin, evet. Ticarethanenin arabası. Evet, ticari olduğu için. Tabii. Özel araca benzemez. Z-Rot'una baktın mı? Viraj rotlarına. Evet. Ses mi geliyor bunda akbarım? Ses var, kütürtü var. Anladım. Nereye bakıyoruz? Bir levye verebilir misin? Pardon. Kaç senedir bu işi yapıyorsun Alexander akbarım? Valla 72'de tıprebaktan kaçtım. Babam kaçtım. Evet kaçtım, yalan yok. Kaçınca babam dedi, babam da oto tamircisiydi. Amasya Gümüşhacıköy'de. Evet. Mecbur dükkana girmek zorunda kaldık 1972. Giriş o giriş, çıkamadım. O giriş, evet. Sene 24 buradayız. Maşallah. Allah çok şükür. Sağlık, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah iş açıklığı versin. Çok şükür. Güç kuvvet versin Alexander Usta'm sana. Çok şükür. Böyle zanaatkarlarımız maalesef çok azaldı. Evet. Yetişmiyor. Evet. Yok yok. Şey yok yani. Eleman yetiştirmemiz çok zor. Eleman yetiştirmemiz çok zor. Çırak dahi yok. Bırak. Şeyi çırak dahi yok. Ya hay çocuklardan vazgeçtik. Dacık yok, bile yok. Yok yok. Kimse şey. Yok. Afganlı, Suriyeli, efendim Türkmenistanlı. Onlarda sıkıntı Haslı, oluyor. Onlarda sıkıntı oluyor. Ne ararsan var yani insanlar. Evet. Sanatkar değil. Bulursan evet. Suriyeli'yi bulursan tabii. Çalışır da ama şey mesela, sıkıntı oluyor. Çok mesela gelenler var. Görüyorum burada arkadaşlar var. Burada da var bir tane. Suriye'de hayların yanında yetişmiş. He. Tabii. Ne güzel. Benim ustam diyor ki Hayrabetli diyor. Benim ustam Serkis diyor. Yani onların yanında yetişenler çok farklı. Çok farklı. Tabii hemen fark eder. Çok farklı. Bir sallar mısın burayı da Aytaç'ım? Yavaş. Salla bakalım. Ne mutlu size baba oğul. Aynı karede. Biraz rot kollarında var. Sanki direksiyon kutusunda var gibi. Evet. Evet, Aytaç Ustam şu an muayenede. Frenlerine bakalım. Arıza tespiti yapıyoruz değil mi? Arıza tespiti şu anda. Tam üstüne geldim Aytaç Ustam. Yarın çünkü araç şeye gidecek. Sen söyle. Tabii. Kursu var yarın. Tabii. Mecbur. Ekmek kazanması lazım. Direksiyon olarak. Kursu. Evet. Ticarethanenin aracı. Evet. O sesi halledelim. Şurayı alalım Aytaç. Şurayı alalım. 10 mafsalı getir veya tabancayı uzun kolla. Tabancayı uzun kolla. Bu teknolojide senin zamanın ilk başladığında şimdi arasında nasıl bir fark oldu? O zamanlar tabii. O zaman böyle elektronik yoktu o zamanlar. Yani bizim zamanımızda
Austin minibüsler, fekalar, efendim Opel'ler vardı. Babamın zamanında. Vites. Şeyler vardı. Direksiyondan vitesli, Tames'ler. Evet. Aletlerde de değişik kul değil mi? Ekipmanlarda. Nerede şimdi böyle elektrikli sökme aleti, şarjlı? Sen ilk başladığında taban ele kuvvet değil mi? Ele kuvvet. Vay vay vay. Şimdi bir de bu şey de yoktu böyle kaldırma maldırma değil mi? Lift var mıydı? Lift yoktu. Bizim o zamanlar lift yok. Kanalımız vardı. Çukur vardı. Kanalımız vardı. Dolapdere'de. Hatta Gümüşhacıköy'de ben yaptım oraya bir dükkan. Biraderime bırakmıştım. Ona kanal da yapmıştım. İçine lamba koymuştum böyle. Ki modern bir şey olsun. Ta 84'te. Biraderin ismi ne yaparım? Ona da buradan selamlar yollayalım. Edison Usta. Edison Terzigül. Bu meşhur Edison diyorlar. Ben Comba gittim. Usta derler. Dakarlı Comba. Çok met ediyorlar ya. Çok. Halen orada mı? Orada. Tamam ben yazın gittiğince mutlaka uğrayacağım akbarım. Çünkü orada sorun oldu. Sanayide değil mi? Sanayide. Tamam sanayide, çok güzel. Sanayide. Buradan da ona selam söylüyorum. Yok yani çok, evet, çok güzel. Yani ondan yana. Bunlar zaten ben bunu 96'da aldım lifti. Özel, ha, lift, bu onu lift. Özel Çorum'da evet. Yaptırdım onu. Öbür evet. Lifsan olanı. Havalı değil mi? Hava şey neyle kılavuzlu. Kılavuzlu. Evet, o kılavuzlu. Evet. Aytaç kardeşim çok pardon. Şu an ne tür bir işlem yapıyorsun Aytaç kardeşim? Şarj karışına bakıyorum. İlk çalışmada bir ses var arabada. Kayış bakın burada. Gel. Geldim akbarım. Şimdi bunda ses var. Bak bu kayış çok bol. Sanki bunu takmışlar veya gerdirmemişler. O çok yemiş. Değil mi gerdirmesi? Tabii lazım. Bak boş. Boş. O çok yani yakıt da şöyle yakın, dönmemesi mi? Lazım bu kayışın. Bak, evet dönüyor. Evet. Yani çok hafif böyle şöyle esnemesi lazım. Bu bayağı esniyor. Onun için de çok ses yapıyor. Şimdi yarın... Motora da zarar olarak var değil mi? Yarın çünkü eğer öğrenci binerse buna kursiyer bu sesten korkar. Onun için önce bunu yapalım. Şeye de zarar verir. İndirelim yavrum. Şeye de zarar verir değil mi akbarım? Oradaki eteki ekipmanlara falan. Yiyor. Aşındırır yani burayı. Evet. Kasnakları bu evet. Kanallarına aşındırır. Aşındırdığını da ekstra masraf çıkartır. Böyle bir düğmeyle bir tonu kaldırıyorum, bir düğmeyle bir tonu indiriyorsun he akbarım. Çok şükür. Teknoloji iyi bir şey, iyi ben kullanırsın. Ben aldım 96 senesinde bunu. Merkez Efendi'deydim ben. Bu Merkez Efendi sanayi vardı, küçük sanayi. Usta egzozculuk mu yapacaksın dediler bize. Yani egzozculuk mu yapacaksın? Dalga geçirdi. Kimse de yok ki. Ondan sonra baktım herkes patır patır almaya başladı. Sen örnek oldun bu konuda değil mi akbarım? Tabii ya rahatlıkmış ya. Abi teknolojiyi, evet. Ekipmanları kullanacaksın, o değerlendireceksin. Aytaç bu ayarlı değil mi oğlum? Evet. Ayarlı değilmiş ama bu. Bak sana söyleyeyim. Standart bunun kayışı. Standart olduğu için bir şeye sor bunu. Şase numarasından. Ne? Çünkü kayışı çok bol olduğu için çok ses yapıyor. Bu kaç silindir Aytaç Usta motoru? Şey pardon. 4 silindir. 4 silindir. Evet. Kaç motor akbarik bu? 1.4. 1.2 mi bu? Pardon 1.2 pardon. Yaşa, bir, pardon özür evet, dilerim. Tamam. Pardon. 1.4'ü de var, 1.3'ü de var. Bazen yanılabiliyoruz. Normal. Normal şey. Evet. Ya şimdi bunlar ion. Bunlar kursiyer için çok iyi bir şey. Bak buna işlem yapmışlar mesela. Kayışı bulamadılar demek ki. Burayı açmışlar. Tamam mı? Açmışlar ama bol geliyor. Bunu sökeceğiz. Bunun şase numarasına göre kayış orijinal yapıyor. Kayışını bulacağız. En azından o sesi keselim. Sonra o ön takımdaki seslerine sonra bakacağız. O yeni kayışı bulsam bile o aradaki boşluğu ayar iyi yapmak lazım değil mi? Ayarda yoktur bunlarda. Standart olması gerekiyor. Evet. Evet. Ha standart evet. Olması lazım. Evet. Çünkü ayar bunlarda yok. Evet. Standart bunlar. Ayarsız. Aslan Usta motor sıcakken yağ ayarına bakılmaz değil mi? Öyle bir şey var mı? Hani hemen bakılmaz. Soğumak bayağı oldu araç burada duralı. Evet. Bir yarım saat oldu diyelim.
Ben de arabayı satalı 15 yıl oldu. Bir yağ çubuğuna nasıl çok, bakacağız Akbarik? Çok kötü bir yağ var içinde. Bak farkında mısın? Nereden anladık Akbarik? Çok kötü kararmış. Olduğunu? Kararmış. Böyle olmaması lazım benzinli aracın. Sarı mı olması lazım? Bu aracın yağını çok geç değiştirmişler. Görüyor musun çubuktaki şeyi? Sarartıyı. Evet. Şöyle olması lazım. Anladım Akbarik. Yani şöyle beyaz olması lazım. Bu yani yağın geç çok geç değiştirmişler. Neye zararı olarak Akbarik? Motorun bütün çalışan aksamlarını mekaniğini çabuk aşındırır. Şu anda yağımız az bir de değil mi? Oranda. Yok, full. Ha, full mü? Tamam. Fulldür. Bak iki nokta arası. Şu zaten şu arada bir litre alır zaten. Şu evet, anda tam yağ. Fakat rengi yağı çok kötü. Evet. Değişmesi yani, lazım değil mi Akbarik? Yani elle de bunu hissediyoruz ama ne kadar elle de olsa tabii. Bunları bir araç sahibi motor yağını kaç kilometrede bir değiştirmesi lazım Akbarik? 10.000 kilometre. Şehir içinde. Şehir içi 10.000. Anladım. Yani bizim şartlarımız aslında şu şehir içinde 10.000 bile çok. Dur kalkı çok değil mi? Dur kalkımız çok. Yani diyelim buradan köprü bir saatte geçiyorsun. Diyelim 20 kilometre. Bir saatte 120 kilometre yapıyorsun. 100 kilometre yapıyorsun. O aradaki mesafeyi hesap et yani. Akbarik bu şeyinde var mı böyle hani balataları 15.000'de değiştir, 10.000'de kilometre öyle bir şey var kullanmaya mı? Kullanmaya bağlı. Kullanmaya bağlı. Evet. O mesela doktor kullanan başkadır, taksici başkadır değil mi? Dolmuşçu başkadır. Şimdi bazı doktorlarımız çok hassastır. Bazıları da hiç arabasına bakmaz. Doktorlar. Derler ya bayandan araba al doktordan bazıları hiç bakmaz arabaya. Bazı o doktorlar bildiğimiz evet. Doktorlardan değil ne var? Evet çünkü bak diyor. Evet. Şimdi ben mesela kendi aracımı 60.000'de değiştirdim Balata'sını. 60.000 kilometre yapıyor Balata. 50.000 kilometre yapıyor ama çok sık kullanımlarda taksicide mesela şirket arabalar oluyor mesela. Mesela bu kurs arabası bas bırak bas bırak onun için çift pedal bunda. Çift pedal var. He. Yanda da bir pedalı var bunun. Anladım. He. Özel imalat. Özel tabii. Özel ya, sonradan takıyorlar onu. O çift pedal takınca mecbur fren yapıyor şeyden önce. Kursiyerden önce fren yapıyor. Tehlike anında. Tabii. 12 tabii. Daha çabuk değişecek değil mi Akbarım? Bakmıyorlar. Baksana arabaya. Evet, şu Akbarım. Hale bak. Şu araba 2015 model araba. Yani 2010... Ama şey gibi sanki diyorum ya derler, bakmamışlar hiç. Evet, 20 yıllık araba gibi. Bu da bizim hemşerimiz. Karşıda sürücü kursu. Evet. Ümraniye'de. Evet. Sorunlar oldu mu geliyor bize arabalar. Aleksandr ustam senin çocuktan hariç yanında hiç hay çırak çalıştı mı daha önce? Yok. Bir tane geldi. En fazla kaç gün dayandı oğlum? 15 gün ne geldi? Hadi bir ay diyelim ya. Bir ay olmadı. Yeni mahalleden de bir arkadaş göndermişti. Gerçi şimdi görüyor beni arada. Nasılsın Akbarik ne diyor ama. O çocuk giderken ne dedi? Niye gidiyorum dedi. Ya sıkı geldi bu iş. Yağlı iş. Yağlı iş yani. Evet, aslında hiç yağlı iş değil. Şu anda en popüler iş. En çok aranan usta. En çok aranan şu anda var ya usta yok. Yetişmiyor da. Yani siz biz iş alamıyoruz yani. Şimdi yerde kısıntımız var. İkimiziz nasıl alacağız ki? Kaç tane araba alacağız? Doğru diyorsunuz. Mecbur şeyine göre alıyoruz yani. Aleksandr ustam sen bir adresini yerini tarif eder misin? Belki gelmek isteyen bizim 6.000 takipçim var. Onlardan sizin ustalığınızı dürüstlüğünüz. Topkapı Ticaret Merkezi 1 No 87 Cevizli Bağ. Bir daha söyle altı. Topkapı Ticaret Merkezi 1 No 87 Cevizli Bağ. Ben gene açıklama kısmına hem cep telefonunuzu koyarım, şirketin hem de adresinizi sıkıntı koyarım Akbarım. Problem yok. Yani illaki iş olması lazım değil. Soru sorar, gelir çayımızı içer. Tanışır. Sıkıntı yok yani. Benim her zaman burada şeyimiz var. Çay dedin de birer çay içelim, istirahat edelim sonra geri devam edelim. Kahvesi içeriz. Ağzına yüreğine sağlık, görüşmek dileğiyle ustadım. Tamam, var ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eksik olma, var ol.